Cumhuriyet'in birinci sayfasındaydı. Hüsnü Bozkurt ADD başkanlığı için en somut adaymış. 4 kişi yarışmış. Hüsnü en çok oyu almış. ADD'ye başkan olması muhtemelmiş. Cumhuriyet gazetesi diyor. Niye bunu okuyoruz diye soracak olursa izleyicilerimiz de. ADD ve ÇYDD, ÇEV gibi kurumlar bir başörtüsüyle ilgili, İslam'la ilgili gayri ahlaki bir tutum takındığında CHP köşeye çekiliyor. Diyor ki bizle ne alakası var, bir STK bu diyor. Ama görüyorsunuz işte başkanları da sürekli, yönetimi de sürekli ya CHP'nin geldiğimizde Yunan gibi denize dökeceğiz diyen adamları çıkıyor. Ya vekilleri çıkıyor ya parti gönüllüleri çıkıyor. Bir şekilde CHP ile bağlantısı çıkıyor. O yüzden bunu vurgulamak adına bence konuşmakta fayda vardı. Evet, CHP'yi bir ırmağa benzetecek olursak Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gibi birçok dernekler var. Veya gazeteler var, medya organları var, Cumhuriyet var, Sözcü var, Halk TV var. O ırmağı besleyen bunlar damarlar. Dolayısıyla eğer siz ırmak bak bembeyaz oldu, tertemiz oldu deseniz bile eğer o ırmağı besleyen yan damarlar, Atatürkçü Düşünce Dernekleri vesaire vesaire bunlar eğer hala başörtü yasakçılarından isimler yönetime girebiliyorlarsa, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği hala başörtülü öğrencilere biz burs vermiyoruz diyorlarsa, onların öğrenim haklarının olup olmadığı konusunda şu anlık biz görüş vermiyoruz diyorlarsa, daha önceki yıllarda öğrenim haklarının olmadığı kanaatinde olduklarını söylüyorlardı. Dolayısıyla bu şu demektir, o ırmak şu anlık suni olarak temiz gibi gösteriliyor. Yani CHP suni olarak temiz gibi gösteriliyor. Bir hokus pokus yapılıyor ve gözlerimiz boyanıyor. Aslında o ırmağı besleyen damarlar, kanalizasyon pisliklerini akıtıyorlarsa o ırmağa, Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetleri ortada, Sözcü'nün manşetleri ortada. Yani CHP ırmağını besleyen o yan damarlar, yan kanallar ortada. Dolayısıyla Saadet Partisi olsun, İyi Partililer olsun, bu milleti kandıramayacaklar diyeceğim. Çünkü artık öyle bir tiyatro oynanıyor ki son HDP'nin o 27 Eylül manifesto mu dersiniz, siyaset tutum belgesi mi derseniz, ne derseniz deyin. Günlerdir reklamını yaptılar. HDP açıkladı, açıklıyor, açıkladı, açıklıyor. Sonuçta açıklamalarını yaptılar. Görüyorsunuz ki çok büyük bir, biraz sonra belki ayrıntısına gireceğiz, tiyatro oyununu CHP, HDP, İyi Parti çok kendilerince şahane bir şekilde sahneye koyuyorlar. O açıdan bu tiyatronun içerisindeki bu sivil toplum kuruluşu adı altındaki, ki bunlara belki meslek kuruluşlarını da ekleyebiliriz, anayasal kurumlar, kuruluşlar olmasına rağmen Ankara Barosu'ndan başlayın, İstanbul Barosu'yla devam edin, İzmir Barosu'yla devam edin. Bunların tepesindeki isimlerin tamamı başörtü yasakçısı, İmam Hatip karşıtı insanlardır. Bunlar o barolarda başkan olduğu müddetçe, Tabipler Birliği'nde başkan olduğu müddetçe, Atatürkçü Düşünce Derneği'ne dindar insanları kastederek CHP milletvekiliyken, çok çok 30 yıl önce, 10 yıl önce değil, 2008'den 2009'dan bahsetmiyorum, 2019'dan bahsediyorum. 2019 yılında göreceksiniz biz bunları İzmir'e kadar kovalarız, denize de dökeriz diyerek dindar insanları hedef gösteren eğer Hüsnü Bozkurt o tarih itibariyle CHP Konya Milletvekili Atatürkçü Düşünce Derneği'ne başkan olmaya hazırlanıyorsa, ben diyorum ki bunların başörtü yasakçılığı ve diğer dindar insan karşıtlıkları bitmemiştir. Bitecek gibi görünmüyor. Benim gönlümden bitmesini arzu ederim. Yani karşımda benim mücadele edeceğim bir kişi olmazsa, ben rahat rahat öğrencimi, çocuğumu, çoluğumu İmam Hatip'e yollayabilirsem, hiçbir tereddüt duymadan, ya benim çocuğum bir başörtü yasağı, yeğenim veyahut da herhangi bir tanıdığımın çocuğu,
herhangi bir üniversitede veya devlet dairesinde çalışırken başörtü yasağıyla hiçbir şekilde muhatap olmaz diye bir rahatlık içerisinde olduğum zaman, bir güven içinde olduğum zaman ben ya niye CHP'liler başörtü yasakçılığı yapmıyorlar diyecek halim yok. Dolayısıyla Atatürkçü Düşünce Derneği, evvelki dönemlerde de Tansel Çolaşanlar, şunlar bunlar. Bakın silsileye bakın, Tansel Çolaşan. Evvelki dönemlerde bakın Vural Savaşlar, Yekta Güngör Özlemler vesaire. Hep aynı tipler o derneğin başına geliyor. O dernek eğer diyorsa ki biz artık CHP'ye oy vermiyoruz diyorsa CHP bu kamburdan kurtulabilir. Ama bu dernekler CHP'yi desteklediği müddetçe işte o bir başlangıçta anlattığımız gibi o temiz gibi gösterilmeye çalışılan ırmağın nerelerden beslendiğini, kanalizasyonlardan beslendiğini dört dörtlük göstermiş olur. Dolayısıyla bizim gözümüzü de boyayamazlar.